İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programı ile yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Kimyasal ilaçlar ve gübrenin sebze ve meyve üzerindeki etkileri ve alternatif çözüm yollarıyla başlayalım. Evet, kimyasal ilaçlar hızla hayatımıza giriyor ve bağımlı hale geldik. Çok kötü. İnsanlar, hayvanlar ve toprak üzerinde sürekli bir kimyasal madde uygulanıyor. Meyveler ve sebzeler üzerinde çok yoğun gübre ve kimyasal ilaç kullanılması nedeniyle birçok meyve ve sebzenin kalitesi düşmüştür. Bu bir araştırmadır. Almanya'da 1985 ile 96 yılları arasında 11 yıl içerisinde meyve ve sebzelerdeki kalitenin ne kadar düştüğünü gösteren bir rapor var elimde. Almancası ve Türkçesi. Buradan birkaç örnek vereyim. 1985 yılında brokoli 103 miligram kalsiyum içerirken 1996 yılında %103 yerine 33 miligrama inmiştir. Yani %68 kalsiyum oranı azalmış. Değer kaybetmiş 11 yıl içerisinde. Folik asit %52 değer kaybetmiş. Şimdi ayrıntılı çok detaylı girecek olursam çok zaman alır. Bu nedenle ne kadar değer kaybetmiş? Birleşimindeki kalsiyum, magnezyum, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini açısından. Fasulyenin mesela birleşimdeki kalsiyum %38 oranında azalmış. Magnezyum %15, B6 vitamini %61. Patatesin birleşimindeki kalsiyum %70 azalmış. Patatesteki magnezyum %33, C vitamini %25. 11 yıl içerisinde gözüken eksilme, azalmalar bunlar. Havuçtaki kalsiyum %17, magnezyum %57. Elmada kalsiyum %12, magnezyum %20, C vitamini %80 azalmış. Yani mevcut olan, daha önce var olan oranlar o kadar azalmış ki ortalama 11 yıl içerisinde sebze ve meyvelerdeki mineral, vitamin ve enzimler %50 değer kaybetmiş. Kalitesi düşmüş. Yani 50 yıl önce yiyen insan, meyve yiyen insanlar mesela bir tane elma yediğinde doyursa, ondan gerekli vitamin, mineral, enzim alıyorsa şimdi 3-4 tane yemesi gerekiyor ki aynı vitamini, aynı minerali, aynı enzimi alabilsin. Bu nedenle ne oluyor? Nesiller, insanlar besleniyor. Ben her şeyimi yiyorum diyor. Ama yine halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Neden? Çünkü yediği sebzelerde, meyvelerde artık vitamin, mineral, enzim azalmış. Azalırsa ne olacak? Bir insanda ortalama saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. Yani proteinler oluşuyor, amino asitler oluşuyor, vitaminler oluşuyor ve saniyede 50 bin hücre ölüyor, 50 bin yeni hücre faaliyete geçiyor. Hücreler ölüyor, hücreler yenileniyor. Bunların yapımı için proteinler gerekiyor, amino asitler gerekiyor vesaire vesaire. Nereden alacaksınız? Yani kimyasal ilaçlarla, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, gübreler, besinlerdeki yani meyve, sebzedeki vitamin, mineral, enzimi yok etmiş. %50. Ama bugüne kadar ne kadar gerileme olmuş? Daha devam ediyor. Son araştırmalar yok elimizde. Bu sadece 11 yıl içerisindeki gelişen negatif durum. 11 yıl içerisinde olan bir durum. Yani şimdi takriben %70'lere varmış durumda. İnsanlar artık sadece bu sebzede, meyvede değil. Efendim ette de, kırmızı ette, beyaz ette, balıkta da aynı durum. Neden? Çünkü hayvanlar da artık kümeslerde besleniyor. Vitaminini, mineralini alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Sünni besleniyor. Artı tavuk ve yumurtada premix denen çok tehlikeli bir madde var. Hormon katılıyor. İçerisine östrojen hormonu katılıyor. Beta karotin renk
verici madde katılıyor, antibiyotik katılıyor. O da zehirliyor, arttı, zehirliyor, tehlikeli madde. Bu tür yanlış beslenenlerin, Allah korusun, yavaş yavaş östrojen hormonu arttığı için erkeklerde cinsel fonksiyonlar vesaire vesaire. Şimdi ne yapmak gerekir bu kötü gidişe karşı? Vitaminler, yani yediğimiz her şeydeki vitamin, mineral, enzim azalıyor. Meyve, sebze veya hayvansal gıda. İşte buna karşı insanlar son 50 yıldır ne üretiyorlar büyük firmalar? Vitamin hapları, mineral hapları, multivitaminler, protein hapları vesaire vesaire. Bütün bu üretilen ilaçlar sentetik ve tehlikeli. Sentetik ve tehlikeli. Bayanın birine doktor D vitamini, demir vitamini hapı vermiş, sonra da demir iğnesi vermiş. Ne olmuş? Karaciğeri demiri depolamış. Şimdi C vitamini içeren hiçbir şey yiyemiyor. Hayatı kaymış. Böyle her şeyi inceliyor. Acaba şunu yesem mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Gram gram böyle tadımlık yiyemiyor hiçbir şey. Hayatı kaymış. Doktor da demiş ki yapacak bir şey yok. Olabilir. Penisilin, benim bir yakınım üşütmüş. Penisilin iğnesi vurmuşlar. Adamcağız şok olmuş. Hemen hastane kalmış. Ölecek. Hemen müdahale etmeseler ölecek. Penisilin şoku. Penisilin gibi ağır antibiyotik kullanılanın bağırsak florası çöker. Karaciğeri görevini yapamaz hale gelir. Antibiyotik kullanılanlar, daha sonra ona geleceğiz, ayrı bir konu tabii. Çocuklarda, bebeklerde gelişim problemleri olur. Annelere çok zarar verir vesaire. Aspirin mideye çok zarar verir, böbreklere zarar verir. Birçok kimyasal ilaç insanları yavaş yavaş zehirliyor, öldürüyor. Piyasada birçok vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire var. Eczanelerde dolu. Herkes alıyor, kullanıyor. Hepsi sentetik ve hepsi tehlikeli. Mesela Finlandiya'da E vitamini veriliyor. 5000 prostat hastasına, iyi huylu prostat büyümesine. İyi huylu prostat büyümesi E vitamini sayesinde prostat kanserine dönüşür. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Neden? Sentetik. Sentetik olan bir şeyi bünyemiz kabul etmiyor. Çünkü bizim insan bünyesi doğal olanı kabul ediyor. Doğada olanı. Doğada olmayan, sentetik petrolden üretilen, kimyasal maddelerden üretilen sentetik bir şeyi bünye kabul etmiyor. Yani bu şuna benzer. Evinize gidiyorsunuz, anahtarı çıkardınız, kapıyı açacaksınız. Fakat anahtar benziyor ama aynı anahtar değil. Açmak istiyorsunuz, açamıyorsunuz. Sonra da canı sıkılıyor, zorlanıyor, kapıyı vurarak, kırarak içeri giriyorsunuz. Kimyasal madde de böyle. Doğal olan her şeye benzeyebilir ama doğal olmadığı için hücrenin yapısına, dokusuna zarar verir. Şimdi bu kimyasal vitamin, mineral, enzim vesaire haplarına alternatif doğal bir bitki var. Nedir? Bu mikro yosun. Mikro yosun uçuyor. Mavimsi yeşil yosun. Bu doğanın harikası diyorlar ya bazıları. Ben de diyorum ki Allah'ın bir lütfu. Spirulina Allah'ın insana vermiş olduğu bir lütuf, bir bahşiş. Neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içeriyor. 94 çeşit makro ve mikro vitamin, mineral içeriyor. Demir, çinko, selenyum, bakır vesaire. Balık yağlarından omega 3, omega 6, omega 9 dengeli oranda. Amino asitler esensiyel ve esensiyel olmayan, yani gıdada olan ve olmayanı da içeriyor. Hiçbir bitkide olmayan bir özelliğe sahip. Spirulina tek başına anne sütüne eşdeğer dünyada tek gıda. Kim söylüyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, İlaç Gıda Kontrol Merkezi, dünyanın en kaliteli besini diyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Ve yapılan araştırmalarda bunu belgeliyor. Çernobil'deki reaktör kazasında ortaya çıkan birçok hastalık hiçbir ilaçla tedavi edilemezken spirulina ile radyoaktif maddeden dolayı ortaya çıkan gastrit, ülser vesaire bir sürü hastalık tedavi edilmiştir. Belge var, bilgi var. Şimdi bir insan bünyesinde saniyede 500 trilyon reaksiyon oluyor. Kimyasal oluşumlar oluyor da
İşte vitamin yok. Karaciğerden vitamin gelmiyor, mineral gelmiyor, enzim gelmiyor, glikoz gelmiyor vesaire vesaire eksiliyor. Yediğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin azalması, aminosunun azalması nedeniyle bu nedenle bünyemiz harıl harıl çalışıyor bunları üretmek için, yoruluyor. Kişi spirulina ile kendini takviye etse, alsa günde 3 defa 2'şer tane spirulina kapsülü alsa ne olur? Bünyemizin ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim, protein yapımı vesaire hızlandığı için, ihtiyacı olan her şeyi karşıladığı için bünye ne yapacak? Yan gelip yatmayacak elbette. Vücudu arıtma faaliyeti başlayacak. Detoks, arıtıcı. Bahar temizliği gibi hücre içerisindeki bütün artık maddeler atılacak. Bağ dokusu temizlenecek, hücreler yenilenecek. Spirulina vücudu temizler, arıtır, detokstur. Bir, kanı temizler, vücudu temizler, dokuları temizler, organları temizler. Kişiyi yavaş yavaş güçlendirir. Anti-aging, anti-detoks özelliklere sahiptir. Tek başına bir eczane gibidir. Ecza. Mucizedir. Evet, hamilelikle devam edelim. Yine geçtiğimiz haftada değinmiştik. Önemli bir konu. Hamilelik çok çok önemli. Bazıları geçenlerde konuştuk. Beni aradılar, tekrar soru sordular. Dediler ki, ya bu nasıl oluyordu? İşte erkek çocuk sahibi olma, bunu anlamadık vesaire diyenler oldu. Tekrar aydınlatır mısın diyenler oldu. Şimdi erkek çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar için çok basit bir formül. Sperm, iki türlü sperm vardı. Erkeklik hormonu taşıyan sperm ve erkek sperm, dişilik hormonu taşıyan, kromozomu taşıyan spermlere de dişi sperm denir. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler XX kromozomu taşır. Dişi spermler ise X Y kromozomu taşır. Bunun özelliği şudur. Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Cinsel ilişki sırasında erkek hanımından önce boşalırsa erkek spermler hedefi, yanlış mı oldu? Şimdi erkek hanımından önce boşalırsa çocuk erkek çocuğu olur. Çünkü hızlı hareket ettiği için yumurtala önce varır ve döllenme olur. Eğer ki erkek hanımından sonra rahatlarsa karıştı bu sefer galiba. Karıştırdık mı? Evet. La ilahe illallah madem sonra. Bu sefer çocuk erkek çocuğu olur. Yani erkeğin kontrollü hareket etmesi hanımından sonra rahatlaması gerekir. O zaman çocuk erkek çocuğu olur. Erkek çocuğun erkek veya kız çocuğu olması erkeğin kontrolündedir. Kadının burada rolü yoktur. Evet. Şimdi alkol, hamile bir bayan hamile kaldı diyelim. Eğer ki alkol kullanırsa ceninin beyni gelişmez. Efendim gözleri gelişmez. Burnu gelişmez. El ve kolları gelişmez. İç organları gelişmez. Alkol kullanan bir bayanın çocuğu yüksek oranda, yani çok büyük ihtimal özürlü doğar. Özürlü doğmasa da alkol kullanan annenin çocuğu okula intibak edemez. Beyni gelişmediği için intibak sağlayamaz. Geri zekalı olur. Tehlikelidir. Sigara kullanan annenin çocuğu veya sigaralı ortamda bulunuyorsa bir anne, sigara içilen bir ortamda bulunsa dahi tehlikeli. Çünkü sigarada kaç bin? 4000 çeşit toksik madde var. Bunlardan 40'ı kanserojen zaten. Çok çok tehlikeli. Sigara içilen ortamda bulunsa dahi aynı şekilde. Mesela karbon monoksit oksijeni kendisine çeker ve vücudu oksijensiz bırakır. Kendine bağlar. Mıknatıs gibi. 300 kat büyük bir güçle kendine çeker. Kişi de böylece oksijen yetersizliği nedeniyle cenin zehirlenir. Çocuk da doğduktan sonra yani 1, 2, 3, 5 yaşına yani çocuk yaşta sigara içilen bir ortamda ona nasıl etkiler olur? Yani ciğerlerine, diğer organlarına ilerleyen yaşta nasıl etkiler olabilir o karbonmonoksit gazının? Ha, okey. Bu da zaten bir sonraki sorunuz herhalde. Evet. Gelişim problemi şöyle ki ailede sigara içiliyorsa bir ortamda, sigara içilen bir ortamda bebek veya küçük çocuk
gelişimine negatif etkiler. Yavaş çocukta bronşit, zatüre, faranjit gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Solunum yetmezliği ortaya çıkabilir. Birçok hastalığı tetikler. Sigara sadece mesela polonyum 210 radyoaktif bir madde. Bu madde akciğere gittiği zaman 15 yıl çevresindeki hücreleri yok edici radyoaktif ışın yayar. 15 yıl onu yok edemezsiniz. 15 yıl. Küçük körpe bir vücut bu sigaradan etkilenirse ne olur? Gelişimi yavaşlar. Mesela karaciğer yeterince somatomedin denen hormon salgılayamaz. Gelişimini engeller. Hem zihinsel sigara hem fiziksel çocuğun, bebeğin gelişimini engeller. Ailede mesela ilaç bu çok yoğun ilaç kullanılıyor. Anneler, babalar çocuklarına parasetamol ağrı kesici veriyor veya antibiyotik veriyor. Mesela Frankfurt'a yakın bir köyünde bir aile bademcik ameliyatı olan bir çocuğa doktoru diyor ki refakatçi kalan annesine ağlarsa, sızlarsa fitil ver diyor. Fitilin içerisinde de parasetamol, etken madde. Annesi de çocuk ağlayınca birkaç tane fazla fitil vermiş. Ne oldu? 10 yaşındaki çocuk parasetamoldan 2 gün sonra öldü. Otopsi sonucunda parasetamolun karaciğeri parçaladığı tespit edildi. Parça parça etmiş. Şimdi yani birçok insan hemen karaciğerin parasetamolun yan etkileri direkt hemen tespit edilemediği için anneler babalar sanki çocuğuna leblebi verilmiş gibi veriyor. Parasetamol karaciğere zarar verir. Böbreklere zarar verir, beyne zarar verir. Penisilin antibiyotikler zarar verir. Bağırsak florası bozulur. Bağırsak florası bozulursa yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmaz. Bu ne demek? Çocuğunuz geri kalacak. Hem fiziksel hem de ruhi olarak yani beyni olarak gelişmeyecek. Geri kalacak demektir. Cüce kalacak veyahut da fiziksel, beyinsel problemler çıkacak. Yani kimyasal ilaç Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da artık doktorlar yazmıyor. Mesela Almanya'da çocuk doktoruna gidin, çocuk doktoru size antibiyotik asla yazmaz. Bitkisel şuruplar yazar. Türkiye'de hala doktorlar çok ağır antibiyotikler yazıyorlar. Neden? Alternatif bilmiyor. Dünya alternatif çözümler üretiyor. Çocukları zehirlememek için. Türkiye'de hızla çocuklar arasında çok yoğun alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, nefes yolları rahatsızları, faranjitli, bronşitli, sinüzitli efendim birçok hastalık ortaya çıkıyor. Hızla yayılıyor. Birçok insanda, çocuklarda özellikle alerjik hastalık, cilt hastalıkları var. Bütün bunların temelinde kimyasal ilaç var. Kimyasal ilaçlar çocukları zehirlediği gibi gelişimini de ruhi ve fiziki olarak gelişimini engelliyor. Almanya'da bugün, ben orayı çok iyi biliyorum da onun için Almanya diyorum, binlerce gerizekalı okulu var. Binlerce gerizekalı çocukları ayırıyorlar. Çünkü diğer okullar, diğer çocuklarla aynı sınıfta anlamıyor artık. Yeri bitmiş, gitmiş. Aileler, anneler, babalar zamanında alkol kullanmış, sigara kullanmış, çocuğu zehirlemiş. O çocuk artık diğer çocuklarına intibak edemiyor. Bu nedenle o çocuklar için özel okullar açmışlar. Türkiye'de de eğer ki anne ve babalar bu gidişe devam ederse, dikkat etmezlerse, beslenmelerine, alkol, sigara ve kimyasal ilaç kullanımına devam edilirse doğacak çocuklar gerizekalı doğabilir, özürlü doğabilir. Doğduktan sonra da dikkat edilmezse, yine aşırı kimyasal ilaç kullanırsa gelişimini engeller, çocuklara zarar verirler. Bu da ileride çok büyük felaketleri tetikler. Evet. Hardalın özellikleriyle devam edelim. Hardal. Evet. Evet, şu gördüğünüz hardal. Hardalın çiçeği. Hardalın bilinen 40 çeşit hardal var. Hardalın memleketi, vatanı Türkiye. Her bitkinin bir vatanı var. Bunun da vatanı Türkiye. Türkiye'den dünyaya yayılmış hardal. 40 çeşit hardaldan sadece kara hardal. Bu kara hardal. Bunun tohumuna kara hardal denir. Kara hardal, beyaz hardal, aromalı hardal, bunların tohumu kullanılır.
iştah açıcı, hafif mide bağırsak rahatsızlarına karşı, iştahsız insanlar besinlerine yiyecek içecekleri şeyle katıkları zaman iştah açıcı özelliklere sahip. Birkaç ilim adamı bu hardal tohumuyla ilgili araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda antibakteriyel özelliklere sahip. Yani tabii antibiyotik gibi değil de yani hafif antibakteriyel özelliklere de sahip. Antibakteriyel deyince tabii ki kortisepple karıştırmamak gerekir. Kortisep nedir? Bitkisel bir antibiyotik. Penisilinden daha etkili. Kortizondan daha etkili iltihapları önleyici. Kortisep. Çin tırtır mantarı. Onun gibi değil tabii hardal. Onun yanında etkisi %1'dir. Kortisep bitkisel antibiyotik olarak dünyada 1 numara. Yani mükemmel. O artık sıradan bir şey değil. Klinik araştırmalara %100 etkisi ispat edilmiş bir bitkidir. Çin tırtır mantarı. Cordyceps forte diye biz bununla ilgili çok güzel bir araştırma ve çalışma yaptık. Birleşiminde Çin tırtır mantarı ekstraktı, sinirlot ekstraktı, laden gülü ekstraktı, karanfil ekstraktı gibi bitki ekstraları içerir. Bitkisel antibiyotik bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu arıtır, temizler. Yani kimyasal ilaç kullanmadan çocuklar için idealdir. Hiçbir yan etkisi de yoktur. Evet, yulafın özelliklerinden biraz da bahsedelim. Edelim tabii. Yulafın da çeşidi türü çok. Yulafla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yulafın çayı yapılıp içilebilir. Şimdi bu gördüğünüz yulaf. Bu tohumlar, bunun içerisindeki tohumlar sonra. Efendim. Bu ince ince kıyılarak çayı yapılırsa ne işe yarar? Yulafın çayı, otunun çayı. İçilirse sinirsel, psikolojik rahatsızlara karşı iyi gelir, kişiyi rahatlatır. Fakat tabii relax, rahatlatıcı olaraktan sinirleri güçlendirici, antidepresan etkisi o kadar güçlü değil. Yani sarı kantaron hiçbir zaman tutmaz. Sarı kantaron klinik araştırmalara etkisi %100 ispat edilmiştir. Fakat basit rahatsızlar da yulaf da aynı. Çay yapılarak içilebilir. Yulaf ezmesi özellikle kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritici özelliğe sahiptir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela bir Profesör Doktor Körbü ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda kolesterolü düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Moskova'da yine bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Freiburg'da araştırmalar. Birçok araştırma yapılmıştır. Bu yapılan araştırmalarda kolesterol, lipid ve trigliserit düşürdüğü belgelenmiştir. Biz bununla ilgili bir çalışmamız var. Alıç, tabii alıç kadar değil, alıça yakın bir etkiye sahip. Enginar alıç arası yulafın özelliği. Bunun ekstresinde çok güzel bir formül geliştirdik. Kolesterol, lipid, trigliserite karşı enginar forte diye. Yani mükemmel bir ürün. Klinik araştırması var, belge var. Ben bununla ilgili bir 2 haftalık kendi üzerimde bir deney yaptım. Yıllar önce. Mesela 50 gram, yani kişi yiyeceği oranda mesela yulaf ezmesi, biraz bir kase yoğurtla karıştırarak yerse sabahları kahvaltıda yiyebilir. Veya akşam yemek yatmadan önce akşam yemeği yerine yiyebilir. Ne yapıyor? Kişiye enerji verir. Enerji. Yulaf ezmesi yiyen kişi 10 saat uyuyorsa 5 saat ona yeter. Kolay kolay fazla uykuya ihtiyacı kalmaz. Kişiye enerji verir. Doping etkisi yapar. Ha, doping dedim sen yani o kadar da değil. Doping spirulina daha etkili, evet. Doping olarak. Peki şeker hastalığından biraz da bahsedelim. Şimdi şeker hastalığını tamamen yok etmek mümkün mü? Ya da bitkisel çözüm yollarıyla bunu nasıl açıklayabiliriz izleyicilerimize? Bu da önemli bir konu. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet, şeker hastalığı tabii ki çok hızla yayılıyor, hızla çoğalıyor. Mesela şeker hastalığını tetikleyen faktörlerin başında alkol gelir. %90 şeker hastalığının sebebi alkoldür. Ama alkol içmeyenler de genellikle oluyor. Neden? Çünkü
Bağırsaklarında bir kişinin alkol var, mantar yerleşmişse mantarlar en tehlikeli alkol üretir. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi alkoller. Bu alkol de ne yapıyor? Bir, karaciğer yağlanmasına sebep olur. İki, pankreas yağlanmasına sebep olur. Pankreas yağlanması da şeker hastalığını tetikler. Bu yağlanmayı önlediğiniz zaman hastalığı ortadan kaldırabilirsiniz. Bununla ilgili Hindistan'da yetişen bir sarmaşık var. Gurma. Bunun birleşimindeki cinnamik asit insülin sağlayan beta hücrelerini harekete geçirir. Birçok kişi bunu kullanmıştır. Klinik araştırması yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da, Hindistan'da gurmarla ilgili klinik araştırmalar var. Bu araştırmalar sonucunda gurmarın şeker hastalığını önlediği, zaten bunun Hintçe adı gurmar denmesinin sebebi şekeri sıfırlayan demektir. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş pankreasteki yağlanma, karaciğer yağlanması ortadan kalkar ve bağışıklık sistemi güçlendiği için, oradaki yağlar eridiği için pankreas tekrar normal kaliteli insülin salgılar hale gelir. Bununla ilgili belge, bilgi var ve güzel çalışmalar devam ediyor zaten bununla ilgili. Evet. Obeziteyle devam edelim. Biraz da obeziteden. Evet, yaz aylarıyla beraber insanlar evet, yavaş yavaş sahillere koşmaya başladı. Herkes kilo vermek istiyor. Evet, kilo problemi. Obeziteyi programın başında da söylediğim gibi kişi kimyasal ilaç kullananlar, özellikle de kortizon kullanan kişi de antibiyotik, antihistaminik, kortizon ilaçlar, ağrı kesiciler, kimyasal ilaç kullanan insanların hormon yapısı bozuluyor. Hormonal yapı bozulduğu için kilo veremez. İstediği diyeti yapsın. Nasıl zayıflayacak? İşte bu kimyasal ilaçların vücuda vermiş olduğu tahribatı önlerse bir detokstan geçmesi gerekir kişinin ki kortizonun, antibiyotiklerin vermiş olduğu tahribatı, hormon anormalliklerini ortadan kaldırmak için zayıflayamaz. Zayıflasa bile kişi diyeti bıraktığı zaman 30 kilo vermişse 40 kişi tekrar alır. Yani bunun çözümü yok. Sürekli kilo alır. Kilo verirse bile kilo alır fazlasıyla. Kimyasal ilaçlar kişinin bünyesindeki bütün hormon dengelerini bozuyor, alt üst ediyor. Özellikle kortizon kullananlarda böyle bir felaket söz konusu. Kilo veriyorlar, bıraktıkları zaman diyeti tekrar kilo alıyorlar. Sürekli bu bir kısır döngü devam ediyor. Buna karşı ne yapılabilir? Kombuçya'da yetişen, mandalina büyüklüğünde, bal kabağına benzeyen Garcinia kombuçya denen bir meyve var. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit, hamurlu tatlı yediğinde kişi bu hamurlu tatlıyı, yani glikoz içeren her şey, karbonhidratlar şekere, glikoza dönüşür. Şekeri, her şeyi bünyemiz yağ dönüştürerek depolar. Bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit frenler. Böylece Garcinia kullandığı zaman kişi problemsiz zayıflar. Çünkü istese de fazla yemek yiyemez. Erken doyar. Ve fazla yemek yemediği için de yavaş yavaş zayıflar. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz de programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.